Yılın ilk sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem, iyi seneler. İyi seneler, günaydın. Şimdi yeni yıla başlarken aslında neler var elimizde gündem maddesi olarak? Birçok hızlıca üzerinden geçerek başlayalım. Bugün Asya piyasalarından gelen veriler var. Özellikle dün Çin'den gelen imalat PMI verisi beklentinin bir miktar altındaydı. Ancak bugün küçük işletmelere odaklanmış olan Kaşin İmalat PMI Endeksine baktığımızda onun beklentilerin aksine bir miktar yüksek geldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte aslında Çin'den gelen çeşitli açıklamalar var. Xi Jinping'in yaptığı açıklamaların içerisinde ekonomiye destek mesajı vermesiyle birlikte aslında geçen haftadan başlamış olan bir nispi yukarı yönlü hareket var. Ham madde fiyatlarında özellikle bugün itibariyle bir parça daha bunların ön plana çıktığını görüyoruz. Petrol fiyatları yukarıda ama bununla birlikte özellikle demir cevherinde de %2'nin üzerinde artıyla başladığını gözlemliyoruz. Senenin 78 dolar 40 sente kadar gelmiş durumdayız Brent petrol fiyatlaması açısından. Diğer taraftan yine özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin kuruluşunun 45. yıl dönümü. Bu çerçevede karşılıklı olarak her iki ülkenin liderinden birbirlerine daha yumuşak mesajlar geldiğini gözlemliyoruz. Ancak yumuşak mesajlara karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle Amerikan Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle birlikte özellikle Hollanda'nın en büyük çip şirketi ki aslında çip tasarımındaki litografi baskısı üzerinde en gelişmiş olan şirketin bir şekilde Çin'e satacağı 3 tane ürünün satışının engellendiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla hassas çip teknolojilerine Çin'in erişimini mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışıyor. ASML üzerinden şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde çip tartışmasını bir kez daha gündeme getirecektir. İçeriye baktığımızdaysa özellikle son dönemde fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerdeki fiyat hareketlerini takip ediyoruz. Yeni yılla birlikte yeni zamlar geldi. Köprüler, otoyollar yine şu an itibariyle zamlandı. Vergiler, harçlar yeniden değerleme oranında yukarı çekildi. Asgari ücrette de %49'luk artışla birlikte enflasyonun bundan sonraki patikasını merak ediyoruz. İstanbul enflasyonu geldi. Son 10 ayın zirvesinde gerçekleştiğini görüyoruz. %74.88 oldu Aralık ayı itibariyle. 12 aylık enflasyon, İTO enflasyonu. Şubat ayından bu yana da en yüksek yıllık artışın kaydedildiğini söylemiş olalım. Bu arada aylık bazda artış perakende fiyatlarda %3,5, toplam fiyatlardaysa %2,3. Türk İş'in yoksulluk sınırı 47 bin liranın üzerine gelmiş oldu. Diğer taraftan yine bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 18.800 liraya yükselmiş durumda. Açlık sınırı da 14.400 lira seviyesine gelmiş görünüyor. Dolayısıyla aslında bütün bunlar yine yaşam maliyetinin ciddi anlamda yükseliş içerisinde olduğunu gösteriyor bize. Son olarak dijital Türk lirasına ilişkin değerlendirme raporunun yayınlandığını da görüyoruz. Buna da belli ölçüde değinmeye çalışacağız. Önce bir istersen Gizem çok hızlıca Çin verileri ve yeni yıla başlarken ham madde fiyatlarındaki nispi artışla başlayalım. Yani açıkçası Çin verileri için açıl şöyle bir durum söz konusu. Çin'in problemleri hala daha devam ediyor. Ara ara datalarda böyle hafif toparlanma gerçekleşse bile hem bu emlak piyasasında yaşadıkları problem hem büyümede tüketimin arzu ettikleri kadar canlanamıyor olması aslında Çin büyümesinde 2024 yılında eğer farklı bir çıkış bulamazlarsa bir kademe daha yavaşlamayla sonuçlanacaktır. Yani %5 büyüyen Çin'in %4'lere doğru büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte zaten emtialarda bir yumuşama vardı, devam ediyordu. Aslında hala daha yumuşak bu arada. Ama senin bahsettiğin gibi çok hafif yukarı yönlü hareketler dönem dönem söz konusu oluyor. Yoksa toplamda baktığında emtia evreninde yön hala da aşağı gözüküyor global yavaşlamayla birlikte. Ha bu arada tabii ki Kızıldeniz'de veya başka bir bölgede ara ara sıcak gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler oldukça arada böyle petrol fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlere şahit oluyoruz. Ama petrolde Brent'te hala da 80'in altında. Dolayısıyla böyle çok gidişatı değiştiren bir vaziyet söz konusu değil şu anda. Yılbaşı ile beraber.
Peki Gizem, diğer taraftan dönüp baktığımızda özellikle yine Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin sürdüğünü gözlemliyoruz. Kasım ayı ile birlikte Amerika'da başkanlık seçimi var. Bunun öncesinde ama Amerika'nın devlet politikası olarak Çin'in önünü kesme çabasının sürdüğünü söylemek zannediyorum mümkün. Çip teknolojisi çok önemli mücadele alanlarından bir tanesiydi. En son ASML üzerinden, Hollandalı şirket üzerinden bunların Çin'e aslında tam da yaptırımlar daha devreye girmemişti. Girmesine kısa süre kala teslimatı yetiştirilmeye çalışılan ürünlerin teslimatını engelleme eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Ve bu çalıştı şu an itibariyle buradan sonraki dönemde Çin'in bu hassas teknolojiye erişimi kalmayacak gibi duruyor. Ne dersin? ABD'nin Çin üzerinde yaptığı bu uygulamalar devam edecektir açıl. Çin ama kendisine başka yöntemler bulmaya çalışacak. Yani Çin de orada tek başına durup başıma bunlar geliyor şeklinde beklemiyor. Onun da çeşitli farklı atılımları söz konusu oluyor. Dolayısıyla gün sonunda şu değişti örneğin. Çin'in dünya ekonomisinden aldığı pay daha hızlı artarak ABD'nin yerine oynuyordu. Şu anda yapılan projeksiyonlarda 2050 için konuşalım örneğin. Bunun birazcık devreden çıktığını görüyoruz. Hala da uzunca yıllar, 10-15 yıl boyunca hala da ABD ekonomisinin dünyada birinci büyüklükte bir ekonomi olacağını görüyoruz. Mesela bu değişmiş durumda. ABD burada bir başarı elde etmiş gözüküyor. Çok büyük bir perspektiften bakınca. Ama tabii Çin ne yapıyor? Global ekonomi zaten çok böyle senkronize hareket etmeyecek. Bir fragmentasyon, bir bölünme var. Çin de orada 28 ülkeyle veya daha da fazlasıyla çeşitli açılımlarda bulunuyor. Dolayısıyla yoluna bu şekilde devam eden bir Çin olacak. Ama görünen o ki buradan kazanan bir Çin çıkmıyor. Eskiden görüşler Çin'in bu kadar kayıp vereceği yönünde değildi. Şimdi onun değiştiğini görüyoruz. Özellikle son bir yıldır, 6 aydır. Diğer taraftan yine İran'la ilgili gelişmeler de var. İran hala nükleer görüşmelere dönme ihtimalinin bulunduğunu açıklıyor örneğin. Dolayısıyla bir tarafta yine Maersk'in bugün itibariyle yine Huti'lerin yapmış olduğu saldırılar nedeniyle geçici bir taşıma, Kızıldeniz üzerinden taşıma kısıtlamasına gittiğini gözlemliyoruz. Bu da petrol fiyatlarının yükselişi üzerindeki önemli etkenlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan İran'ın da ufak ufak bir yandan Gazze çatışması sürerken bir yandan da diplomatik olarak acaba nükleer masaya geri dönebilir miyiz tartışmasını açtığını gözlemliyoruz. Evet, buna ekstra söyleyecek bir şeyim yok. İran bunu dönem dönem deniyor. Ama ne kadar başarılı olur? Bence soru işareti. Yani çok başarılı olabileceğini zannetmiyorum bu konuda. Ama diğer bahsettiğin vaziyetlerde örneğin Kızıldeniz'e dair veyahut hani demin bu Filistin konusunda, İsrail-Filistin konusunda zaten tamamen işin içinde. Dolayısıyla onun da bir miktar kendi gücünü kazanmaya çalıştığı bir dönem söz konusu olacaktır. Ama masaya dönme çabasının bence çok sonuç vereceğini düşünmüyorum açıl. O bu kadar konuşulduğu kadar kolay veya yazıldığı kadar kolay olmaz. Öyle bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Ama elbette ki dediğim gibi ben politik analist değilim yani bu yanlış da bir şey söylemek istemem ama kısa vadede böyle bir çıkarımım olmaz. İran'ın daha da güçlendiği bir resim 2024'te beklemiyorum açıkçası şu son dönem gelişmeleri de göz önüne aldığımızda. Daha doğrusu buna izin verileceğini çok düşünmüyorum ABD tarafından. Peki Gizem. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Özellikle Türkiye'de elbette fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler yılbaşı ile birlikte yeni fiyatlamalara tabi hale geliyor. O, kamuya ait otoyol ve köprülere %76 zam yapıldı. Bununla birlikte yap işlet devret yöntemiyle işletilen köprü ve otoyollarda %50'lik bir zam söz konusu oldu. Dolayısıyla aslında birazcık bunun üzerine konuşmakta fayda var zannediyorum. İşin içerisine asgari ücret zammını da ekleyip burada ürün fiyatlarının nereden nereye gelebileceğini de tartışmak lazım. Ne dersin? Nereden nereye gelebileceğinden ziyade geldi zaten hemen açıl. Yani ürün fiyatları her şeye bir anda özellikle hizmetler tarafında
%25 ile 50 arasında yansıyan bir zam olduğunu görüyoruz. Zaten Aralık'ta ürün fiyatlarına, mal fiyatlarına gelmeye başlamıştı. Şimdi 1 Ocak itibariyle servis kalemlerinde de çeşitli alanlarda hızla %25 ile %50 arasında zammın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla gün sonunda iç talep de canlı. Yani canlı derken şunu kastediyorum. Elbette yavaşlıyor bir miktar ama enflasyonu kontrol edebilecek kadar yavaş değil. Dolayısıyla biz bir tur daha hızlanan enflasyon görme ihtimalimiz var. Şunu kastediyorum. Zaten %75'lere doğru çıkacaktı tavanı ama bu tavan 80'e gelebilir. Yıl sonu 45 ile çalışıyorsak bunu 50'ye çekmemiz gerekebilir. Ki bu birincil etkiler. Yani ücret geçişinin yarattığı birincil etkiler. Bir de ikincil etkiler var. Dolayısıyla 2 ay öncesine kıyasla enflasyonla mücadelemizin bir kademe daha zorlaştığını düşünüyorum. Şimdi zaten 33-34 puan kadar yılın ikinci yarısında enflasyon vardı. Dolayısıyla hani kabaca bunun üzerine %49 olduğu için zam oranı işte bir 15-16 puan kadar refah payı geldiğini gözlemliyoruz. Ama diyor ki ekonomi yönetimi tek zam olacak. Dolayısıyla hani buna bakışın nedir diye de sorayım sana. Yıl sonuna kadar böyle gidilme ihtimali nasıl görüyorsun? Emin değilim tek zam olacağından, onu söyleyeyim. Şimdi ekonomi yönetimi tabii ki tek zam olacak derken aksi bir görüş söylemek zor ama emin değilim. Normalde ekonomi yönetimi biliyorsun %35 ile 40 bandında da bir zam olmasını tercih ediyordu ama o şekilde olmadı. Dolayısıyla tek zam olup olmayacağını da göreceğiz. Ben emin değilim. Dolayısıyla buna böyle kesin bir senaryo olarak bakmazdım. Kaldı ki konu sadece ücret artışı değil, arada ikramiyeler vesaire de devreye girecek. Bir de açıl, böyle şey düşünmeyelim. Evet, yani %49'luk asgari ücret zammı var ve ücretlere %50 zam gelecek. Ama bunun üzerine de çıkmak durumunda kalan firmalar olacaktır. Kalifiye eleman tarafında bir de böyle bir gerçeklik var. Çünkü seninle şeyi konuşmuştuk biliyorsun. Asgari ücretli yani orta tabaka basılmış durumda şu anda ücretlerde. Bunun da bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Biraz zorlu bir istihdam ve ücretlendirme dünyasına doğru ilerlediğini düşünüyorum Türkiye'nin. Yani çözülmekten ziyade vaziyet. Enflasyonla mücadeleden bahsediyorum. Bir miktar daha zora girmiş gibi duruyor açıkçası. Özellikle son 2-3 haftadır gelen zamları gördükten sonra da bu yorumu yapıyorum. Onu net söyleyebilirim. Nerelerde daha fazla hizmetler dedin ama hani daha fiyatlar tabii toplanmaya başlamadığı için bir şey söyleyemiyoruz ama nerelerde daha fazlasını görmeyi bekliyorsun? Bir kere sağlık tarafında, daha sonrasında eğitim tarafında, ondan sonrasında yaza yaklaşırken ve aslında Mart sonrası dönemde restoran, otel vesairede böyle kademeli hizmet tarafını zaten çok riskli görüyorum. Zaten %90 enflasyon var yıllık orada TÜİK'in açıkladığı rakamlarda. Orada daha fazla risk görüyorum ama onun dışında diğer şeylere baktığımızda da oralarda da net şekilde hani diğer ürün gruplarında da net şekilde sıkıntılı bir süreç var. Hemen hemen her kaleme yavaş yavaş zam geldiğini net şekilde görüyoruz açıkçası. Net, bariz bir şekilde. Peki Gizem, yine özellikle burada bir yandan da ücretli kesimin yaşadığı gelişmeleri ve oradaki baskıyı biraz önce dile getirdin. Ben de aktarmaya çalıştım rakamları ama yoksulluk sınırı, Türk işin yoksulluk sınırı 47 bin liraya ulaştı. Şimdi tabii asgari ücret 17 bin lira, yoksulluk sınırı 47 bin lira, açlık sınırı 14.431 lira. Dolayısıyla böyle bakınca hakikaten hemen hemen hiç kimsenin memnun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani çalışanlar gelen zamlar olsa bile, ücret artışları olsa bile bundan herhangi bir şekilde refah üretemiyorlar. Sadece hayatta kalabiliyorlar.
Bununla birlikte işletmeler şikayetçi. Çünkü giderlerin içerisinde emek payının giderek yükseldiği bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu döngüsel olarak artmaya devam ediyor. Öbür taraftan da özellikle ekonomi yönetimi de çok memnun değil. Çünkü enflasyonla mücadele için aslında buralarda bir miktar daha baskılama gerektiğini düşünmesine rağmen istediğinin üzerinde bir maaş artışı oluyor. Dolayısıyla aslında hemen hemen her kesimin memnun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne dersin? Yani kendimi çok tekrarlıyorum ama enflasyon zaten böyle bir şey açıl. Açıkçası bir kere refah kaybı muazzam yüksek ve bu işin bir tarafında %50'lik artış refahı ne kadar geri getiriyor? O demin konuştuğumuz konuları hani baz aldığımızda sorgulanır. Çünkü her şey bir anda çok şiddetli zam gelmiş durumda. Ve gelecekte devamı da geliyor bunun. Dediğim gibi Aralık'ta zaten hani son iki haftada bunun başladığını görüyorduk. Ben bunu vatandaş olarak görüyorum bu arada. Hani fiyat topladığım bir analist olarak bacağıyla değil. Hani diğer kalemlerde elbette ki görüyoruz yaptığımız iş gereği ama bunu da hani ek olarak paylaşmakta fayda var. İşveren tarafına baktığımızda orada da zorlanma var. Çünkü onların da maliyetleri çok artmış durumda. Emek yoğun sektörlerde herkes özellikle ihracatçı tarafında gözünü kura dönmüş durumda. Yani kur eğer değer, TL değer kaybetmezse çok daha zorlu bir sürecin onları beklediğinden bahsediyorlar. Bu kadar maliyet artışı varsa. Dönüyorsunuz kur değer kaybetse bu sefer enflasyonla mücadeleniz çok zora girecek. Daha da fazla zorlanacak. Seçimlerin yaklaştığı bir dönem. Sıkılaştırma yapan bir Merkez Bankası var. Ve görüyoruz ki o sıkılaştırma yetmiyor. Öyle bir iç talep var ki Türkiye'de, yani zamanında o kadar biz bunu canlandırdık ki ve aslında maalesef her attığımız sıkılaştırma dışındaki adım fiyat ücret sarmalından bahsediyorum. Bu sürece de katkı sağlıyor. Ama yapabileceğiniz de bir şey yok refah kaybı olduğu için. Dolayısıyla buradan çıkmak bu kadar çaba olmasına rağmen düşündüğümüzden daha zor olacak gibi gözüküyor ve dediğin gibi enflasyon varsa belki bir dönem ekonominin belli kesimleri bundan nemalanabilir ama uzun vadede hiçbir ekonomide hiçbir kesim fayda sağlayamaz ve mutlu olamaz. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin geçtiği sürecin özeti de budur bence. Peki yine Gizem, özellikle tabii son dönemde çok tartışılan konulardan bir tanesi kur korumalı mevduat. Son 2-2,5 senedir üzerinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kur korumalı mevduat da geçen hafta çok önemli bir adım atıldı ve Merkez Bankası dedi ki yeni yılla birlikte TL bacaklı kur korumalı mevduat yapılmayacak. Bu aslında çok önemli çünkü inanış da şuydu zaten. Buradaki yatırımcı normal koşullar altında zaten TL yatırımcısıydı. Biz ihtiyaten bunlara böyle bir opsiyon verdik. O dönemin koşulları çok zorlayıcı olduğu için yeniden TL'den dövize geçişi engelleyebilmek adına. Şimdi hayat normalleşip paranın fiyatı doğru yere geldiği için biz bunu kaldırıyoruz. Ne dersin? Döviz dönüşümü evet, devam ediyor ama. Tabii tabii. KDM devam ediyor. Onu dedin değil mi? Evet evet aynen. Evet evet KDM devam ediyor. Ama diğerinde zaten hani ara ara seninle de konuşuyorduk. Var olan regülasyonların tersine çevrilmesinin söz konusu olduğunu ve Aralık sonunda bazı şeylerin tamamlanacağını seninle konuşuyorduk. Burada KKM tarafında bunun olduğunu görüyoruz. Ben başarılı da bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Zaten mevduat faizi işte 3 aylıkta 48-49 bulabiliyorsunuz. Belki daha da fazla bulan mudiler vardır. Hani ama ortalama konuşuyorum. Bir aylıkta da keza yüksek 45'in üzerinde bir faiz olduğunu görüyoruz piyasada. Bunun da aslında düz mevduat bağlamada etkin olduğunu, TL mevduatın total mevduat içindeki payının da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Ben buradaki çıkışı başarılı buluyorum. Zaten çıkılması da gerekiyordu. Bir dönem yapmak zorunda kaldığımız, maalesef o dönem erken faiz indirip ekonominin tüm dengelerini bozduğumuz için yapmak zorunda kaldığımız bir uygulamaydı. Ve kısa bir vadede de finansal piyasalarda bir nefes aldırdı ama toplamda bitmesi gereken
ve yük oluşturan bir uygulama. Çıkışı da başarılı buluyorum. İyi bir çıkış olduğunu, sağlıklı bir çıkış olduğunu düşünüyorum oradan şu anda. Herhalde ekonomi yönetimi bir yerde kutlanacaksa buradaki yumuşak geçiş için kutlanabilir. Evet. Diğer tarafıyla da şunu belki eklemek lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları olduğu için burada önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla bu tarafta, yani kur dönüşümlü mevduat tarafında da bir miktar vergi avantajının kaldırılması, azaltılması yoluyla kısmi teşviğin azaltılacağı ve böylelikle çıkış stratejisinin yeni fazına da geçileceğini anlıyoruz. Bu taraf için ne söylersin? Evet, şu ana kadar şöyle bir durum vardı. Aslında KDM tarafında bir miktar hala daha özendirici regülasyonlar vardı. Çünkü bir taraftan da buradaki Moody'nin oradan çıkıp dövize girmesi istenmiyordu. Dolayısıyla süreç devam etsin şeklinde bir teşvik vardı. Şimdi o teşviğin KKM tamamlandıktan sonra artık önümüzde ne var? KDM var. Burada hangi adımlar? Çünkü onun da bitmesi gerekiyor. Burada hangi adımlar atılabilir? Ona bakıyor ekonomi yönetimi. Bu birazcık daha zor bir bacak. Çünkü diğeri TL müşterisiydi. Buysa döviz müşterisi. Dolayısıyla bu müşterinin dövize kaçma ihtimali yüksek. Bu olmasın diye buna uygun, tabii ne kadar başarılı olur bilmiyoruz ama bu çerçevede regülasyonlar devreye sokulacaktır. Bu müşteriye yüksek TL faizi verdiğinizde de, yani piyasada TL faizi 45 ise bu müşteriye 55 verdiğinizde de bu müşteri döviz almaktan vazgeçmiyor. Böyle yapışkan bir davranış şekli var. Katı bir davranış şekli var. Dolayısıyla çizilecek olan regülasyon da onu kırmaya yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerekir en azından, ama muhakkak ki buradan dövize kaçış olur. Şu anda nasıldı? DTH'lara baktığımızda aslında bu KKM dönüşleri de başladıktan sonra Türkiye'de ekstra dolarizasyon sürecine katkı sağlayan bir vaziyet yok 2-3 aydır. Bu pozitif. Ama bundan sonrasında bu kalemde bir miktar olabilir. Yani buradan birebir TL'ye dönüşün gerçekleşmesini beklememek lazım. Şirketler cephesinden ne beklersin burada? Bireylerden ne beklersin? Şirketlerle bireylerin döviz alma dürtüleri farklı. Şirketler, tabii başka sahiplerle de alanlar var ama ana dürtüsü kendisinin borcu olduğu için, o borcu çevirmek için döviz alıyor. Genel itibariyle makro bakacak olursak. Bireylerse kendilerini hece etmek için alıyor. O yüzden şirketlerin döviz ihtiyacı da olması söz konusu olduğu için ve devam edecek. Çünkü ülkenin döviz ihtiyacı var. Orada çok böyle bir vazgeçiş döviz talebinde beklemiyorum. Ama oradaki problem şuydu Açıl. Öne çekilmiş talep oluyordu. Uzunca yıllardır. Yani 6 ay sonra ödemeniz var. Bugünden alıyorsunuz. O da doğal olarak 6 ay sonra kur artacağı içinde. Bu davranış şeklinin kırılması gerekir orada. O kırılırsa, onu hala daha yani hafif hafif görüyoruz ama tam net böyle olmuştur demek zor. Onu gördüğümüzde bence o bir başarı olur net şekilde. Öne çekilmiş döviz talebinin önüne geçilirse kalıcı bir şekilde konuşuyorum. Ara ara oluyor, kalıcılıktan bahsediyorum şirket bacağında. Hane halkı tarafında, yani bireysellerde ise orada açıkçası Açıl şöyle bir durum var. Döviz alan, eğer böyle finansal okur yazarlığınız çok yoksa, şunu kastediyorum, alternatif finansal ürünlerde alternatif getirinin ne olduğuyla çok ilgilenmiyorsanız, örneğin başa baş analizi yapmıyorsanız, o müşteri de dövize döner bir dönem sonra. Çünkü o kendini sürekli hedge ediyor ve buna inanmış. Ona vazgeçirmek zor oluyor. Ama normalde %45'lerin üzerinde bir mevduat faizi son derece cazip. Yani bunun başa başına baktığınızda kurun çok daha yüksek yerlere gitmesi gerekiyor. O müşterinin kazanç sağlaması için. Ve bir de şunu unutmayalım. Bir tanesi garantili, faiz garantili getiri, döviz garantisiz getiri, riskli diyelim. Garantiliye sokak ağzıyla yani müşteri anlasın diye söylüyorum. Ötekisi riskli getiri. Dolayısıyla normalde finansal okur yazarlığınız varsa
geçmeniz gereken yer faizdir burada. Ama davranış şekli çok böyle olmuyor. Başka inanışlardan dolayı ve yıllardır gelen o davranış şeklinden dolayı. 10 yıldır böyle davrandığınız için büyük bir kazanç sağlamışsınız. Bu müşteriyi şimdi bir anda TL'ye geçirmeniz çok zor. Peki bir başka önemli konuyla devam edelim. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir üzerine çalıştığı konulardan bir tanesi dijital Türk lirasıydı. Bununla ilgili 3 faz halinde çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İlk faza dönüp baktığımız zaman da öncelikle buradaki yapının nasıl tasarlanacağına dair detayların şekillendirilmesi, kuralların, kaidelerin belirlenmesiydi. İkinci fazda artık paydaşlarla geliştirme aşamasına biraz daha fazla geçileceğini görüyoruz. Faz 1'in değerlendirme raporu yayınlanmış durumda ve burada aslına bakacak olursak buradaki dijital paranın bundan sonraki uygulama esaslarının ne olacağını daha net bir şekilde görme şansına sahip durumdayız. Genel anlamıyla bunu kripto varlıklarla karşılaştıranlar ya da karıştıranlar var ama bunun bu şekilde olmayacağı faz 1 çalışmanın içerisinde çok net olarak açıklanmış. Dağıtık defter yapısı kullanılıyor ama herhangi bir şekilde ödeme aracı olarak kullanılmayacağı kripto varlıkların çok net olarak bu çalışmanın içerisine konulmuş. Ödeme aracı olarak dijital Türk lirasının daha farklı bir yapı içerisinde kağıt paranın nispi olarak yerini alabilecek bir yapı sergilemesi, aynı zamanda tek kanal üzerinden tek bir ödeme sistematiği üzerinden de tüm paydaşlarla entegrasyonunun sağlanması amaçlanmış. Profesör Doktor Hatice Karahan önderliğindeki ekiple uzunca bir süredir çalışılıyordu. En son Hatice Hoca ile birlikte bunun çözümü gerçekleşmiş. Dediğim gibi burada hani kripto tartışması ve bunun içerisinde çok karıştığı için senin de fikrini sormak isterim. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Dijital para dediğimiz şey üç bacaktan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi kriptolar. Bir tanesi stable coin'ler, diğeri de CBDC dediğimiz Central Bank Digital Currency. Yani Merkez Bankası dijital parası. Bunların hepsi dijital para. Dolayısıyla burada bahsi geçen o dijital paranın alt kırılımı olan Merkez Bankası dijital parası. Senin de bahsettiğin gibi aslında ekonominin dijitalleşmesiyle de paralel olarak hemen hemen şu anda dünyada yaklaşık 100 Merkez Bankası bunun üzerine çalışıyor ve geçmeye çalışıyor. 11'i bildiğim kadarıyla zaten geçtiler. Yakın bir zamanda da Çin, Euro bölgesi, Brezilya, Birleşik Krallık bunlar da geçecekler. Onlar da yavaş yavaş son aşamalarına geliyorlar. Hep Merkez Bankası parası olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani global taraf ne yapıyorsa Türkiye'de bu konuda onu hızlı bir şekilde yapıyor ve birinci fazı da pilot çalışmayı da tamamlamış durumda. Tekrar altını çiziyorum. Kripto para bir dijital paradır ama Merkez Bankası dijital parası kripto değil. O da bir dijital para. O yüzden bu ikisini karıştırmamak lazım. İkisinin arasındaki en büyük fark Merkez Bankası dijital parası CBDC diye geçiyor. Hani çok ilgilenenler bakabilirler. Bu dijital para gene Merkez Bankası yani bir para otoritesi tarafından yönetiliyor. Ve dolayısıyla centralized yani bir yerde bir regülasyona tabi ve merkezileştirilmiş durumda. Kripto bambaşka bir dünya. Ekstra üzerinden geçmeme gerek yok ama bir regülasyona da tabi değil. Bir otorite kontrolünde de değil. Ve merkeziyetsiz. Dolayısıyla ikisi birbirinden tamamen farklı. Hatta daha da net söyleyeyim. Evet, ikisi de dijital para ama biri elma, biri armut. Yani yönetiliş şekilleri açısından. O yüzden karıştırmamak gerekiyor. Türkiye Merkez Bankası dijital parasında da bu süreci yavaş yavaş faz 1, faz 2 vesaire pilot çalışmalarını tamamlayarak bence iyi yönetiyor bu süreci. Bu neden önemli? Tabii ekonomilerin dijitalleşme boyutlarına göre bu paraya geçiş sağlanacak ve birbirini besleyen bir süreç olacak. Finansal kapsayıcılık da artacak böylece. O yüzden hemen hemen her merkez bankasının zaten dünyada 100-120 merkez bankası neredeyse çalışıyor. Her merkez bankasının gün sonunda geçmesi gereken ve dijital ortamda olan bir para birimi olarak görmemiz lazım. Kesinlikle kripto ile yani kripto bambaşka bir şey karıştırılmaması gerekiyor. Zaten sen de demin bahsettin. Çalışmayı da son derece pozitif
buluyorum açıkçası. Hızlı da yani iyi ilerliyor. Dünyada eşleniklerimize baktığımızda da Türkiye çok geride değil. İyi ilerliyoruz diye düşünüyorum net şekilde. İzlem çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun, sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican hoş geldin. Hoş İyi bulduk, seneler. İyi seneler. Önce Riyad'daydın. Ne yaşadınız orada siz? Evet, o biraz hareketli oldu Riyad. Hani maç hareketi beklerken farklı bir hareketlik yaşandı. Gerçekten inanılmaz bir iki gün, bir buçuk gün geçti orada. Hani Süper Kupa finali olacak, olmayacak, kim kazanacak derken kulüplerin de içinde olduğu, özellikle kulüp başkanlarının içinde olduğu ama federasyon yetkilileri ve spor bakanı da dahil olduğu çok uzun toplantılar vardı orada. Sonuçta işte maç olmadan, Süper Kupa finali olmadan dönüldü. Aslında uzun uzadıya konuşmak, anlatmak gerekiyor. Hani daha çok spor programlarının belki ilgisini çekecek noktadadır ama son gün, yani maç günü dahil olmak üzere bir önceki geceden sarkan işte bir takım sıkıntılar ki kamuoyuna birçoğu yansıdı. Onların çözülmesiyle ilgili yapılan görüşmeler ve sonuçta bu görüşmelerden netice alınamama sonucu maçın gerçekleştirilmemesi ile sonuçlanan bir işte 1,5 gün kadar bir süre şimdi geçti orada. Şimdi Suudi Arabistan'la aramız nasıl yani en son? Anladığım kadarıyla. Çünkü bu hani aslında dostluk, kardeşlik, yeniden barışma, onun çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesi, hani iki ülkenin ikişer takımından oluşan dörtlü turnuvayla önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla gelir yaratacak bir yapıya kavuşturulması falan. Aslında dostluktu yani ya. Şimdi iki ülke dostlukta herhalde bir sıkıntı olmadı gibi gözüküyor. Zaten son yapılan, Türkiye tarafından yapılan açıklamada, yani Federasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak imza attığı açıklamaya bakarsan sert bir açıklama yapılmadı aslında. Bir takım aksaklıklar nedeniyle ertelendi ifadesi kullanılıyor. Tabii de hep zorundaydınız yani, gördük. Çok da şeker gibi davranmadılar canım zaten yani. De. Sonuç şu, federasyonun belki de kulüplerinde eksikliklerinden kaynaklanan, eksik bildirimlerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ancak şurası bir gerçek. Suudi Arabistan tarafının da herhangi bir şekilde kulüp ve ülke hassasiyetlerine ilişkin bir geri adım atmadığı da çok net karşımızdaydı. Artı zaten zaman ilerledikçe ve işte maç zamanı yaklaşıp açıklamalar üst üste gelmeye başladıktan sonra da Suudi Arabistan yetkililerinin de oldukça katı tarafta durduğunu da söylemek gerekiyor. Kastım şu, tabii ki görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor, çözüm bulma çalışmaları devam ediyordur yetkililer arasındaki son gün içerisinde. Yaklaşık 4-4,5 saat boyunca Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı ve iki kulüp başkanlarının olduğu dörtlü toplantı sırasında karşı tarafla, yani Suudi yetkililerle görüşmeler devam etti. Ama o sırada bu katı kurallara yönelik, işte pankartla girilmemesi, ısınma sırasındaki o formaların, yani Atatürk fotoğraflı formaların giyilmemesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan yetkililerinin de soyunma odalarında arama yaptığı, hatta soyunma odası tünellerine daha fazla güvenlik yerleştirdiği yönündeki haberlerde bizlere zaten yansımıştı beklediğimizde. Dolayısıyla o noktada artık çözüme yönelik bir sonucun olmayacağı kesinleşmiş gibiydi. Çünkü iki kulüp de çok net bir şekilde kararlarından geri adım atmayacaklarını dile getirdiler. Yani ısınma sırasındaki üzerinde Atatürk fotoğrafı olan formaların giyilmesi ve iki pankart, işte Galatasaray'ın Ne Mutlu Türk'üm diyene, Fenerbahçe'nin Yurtta Sürç, Cihanda Sürç pankartlarıyla sahaya çıkma konusu. Onun dışında İstiklal Marşı ve diğer konularla ilgili durum zaten çözülmüştü aslında. Yani İstiklal Marşı'nın okunacağı zaten federasyon tarafından da açıklandı. Yanlış bilmiyorsam Suudi Arabistan Milli Marşı'nın da bir kısmının okunması gibi bir karar da vardı. Ama tribünlerdeki Türk bayrakları konusuyla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı olmadığı zaten iki taraf arasında sonuçlandırılan noktalardandı. Ama devamına gelince, devamıyla ilgili bir iki kulübün geri adım atmaması, İki Suudi Arabistan'da geri adım atmaması sonucunda bu gerçekleşti. Ha, kulüplerin bunu ne zaman bildirdi, erken mi bildirdi, geç mi bildirdi, federasyon orada Suudi Arabistan yetkilileriyle daha mı geç konuştu konuları, onlar farklı konular. Sonuçta iki tarafta, Türkiye'deki kulüplerde ve Suudi Arabistan yetkilileri de, Futbol Federasyonu veya diğer yetkililer de, özellikle İsrail olaylarından bu yana devam ettiğini ifade ettikleri kararlarından geri adım atmamaları sonucunda
İşte bir buçuk gün bir Riyad'da otel lobisi görüp ondan sonra geldik. Böyle bir hacim oldu yani. Böyle bir geniş kapsamlı bir durum oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerde 2024 yılı içerisinde hacminin oldukça artması beklenen ticari ilişkilerle ilgili olarak herhangi bir sıkıntının olmadığı ve olmayacağı konuşuluyor, onu da söyleyeyim. Peki meclis araya girmişti. Şimdi aslında o aradan sonraki dönemde neler beklemek lazım? Bir yandan da zaten yarın enflasyon rakamları gelecek. Onunla birlikte maaş artışları kamu kesimi için, emekliler için belli olacak. Evet, onunla başlayalım. Yarın rakamlar geldikten sonra işte hem 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Hem de toplu sözleşme farkı var %15 memurlar için. Bu belli olacak. Memur zamları, memur emekli zamları ve işçi zamları belli olacak. Ama bunun dışında meclis açıldıktan sonra aslında bir torba yasanın daha meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bunun içerisinde ekonomiyi ilgilendiren bir torba yasa teklifi. Bunun içerisinde de muhtemelen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik bir madde olacak. 7500 liraydı en düşük emekli aylığı, hatırlanacağı gibi. Bunun artırılmasına ilişkin bir yasa teklifinin sunulacağı ifade ediliyor kaynaklar tarafından da. Yok ama beklentiler var. Yani asgari ücrette yapılan artışın aynı şekilde olması yönünde beklentiler var. Ama önce bir meclis tekrar otursun. Şimdi bu yerel seçim gündemi var. Yerel seçim gündeminde partilerin aday belirleme çalışmaları var. Bir yandan bu devam ediyor. 16 Ocak'ta meclis tekrar çalışmaya başlayacak. Muhtemelen Ocak sonu gibi bu sürecin tamamlanması çok hızlı bir şekilde de yasalaşıp Ocak sonundan itibaren de maaşlara yatması yönünde bir hedef olduğunu söylüyor Ankara'daki kaynaklar. Ama göreceğiz meclisin açılmasıyla beraber. Yeni yargı yasası zaten gelecek meclisin gündemine Ocak ayı içerisinde. Artı İsveç konusu zaten Dışişleri Komisyonu'ndan geçmişti. Çok hızlı bir şekilde geçip geçmeyeceğini göreceğiz yönünde değerlendirmeler çok fazla yapılıyordu. Ama bunun da beklentisi Şubat ayından itibaren meclis gündemine bu konunun geçmiş olması. Yani çok yoğun bir şekilde İsveç'in NATO sürecinin ve dolayısıyla ABD'den alınacak F-16'ların da Ocak sonu Şubat başı çok daha detaylı konuşulması bekleniyor. Alican, teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.